Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız ve iki ayrı bölümden oluşuyor programımız. İlk bölümde size farklı bir konudan bahsedeceğiz. Biraz kariyer danışmanlığından. Malum bakış programının hep ilk bölümlerinde genelde istihdam, kariyer danışmanlığı gibi konuşuyoruz. Ama bu seferki kariyer danışmanlığı biraz daha farklı. Daha önce de birkaç kere bakış programında konuğumuz olmuştu. Kendisi eczacıların da başkanıydı, başıydı. Şimdi aynı zamanda kendi yeni bir şapka da ekledi. Leyla Minetan da bizlerle birlikte olacak. Hem aynı zamanda Amerika'da bir şirketle Türkiye'de önemli bir köprü vazifesi görüyor ki bu da önemli bir konu ve yeni bir konu. İkinci bölümde de Enan Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Alper Erdinç bizlerle birlikte olacak. Malum 1 Nisan'dan itibaren hem Türkiye'de birçok şey değişiyor hem de artık yeni bir kitle bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla geliyor. Devlet memurları da bu sistemin içinde, bu Nisan ayında girecek kitlenin içinde 4-4,5 milyondan bir kitleden bahsediyoruz. Bütün bunların hepsini bakış programının içinde bulabileceksiniz. Az sonra Sayın Tanda ile sohbetimize başlayacağız efendim. Evet, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Hoş geldin Sayın Tanrı. Hoş bulduk. Ne oldu, eczaneyi kapattınız mı? Evet, 15 gün. Eczacılık bitti mi? Eczacılık bitmez ya. Hayır, eczacılıktan vazgeçtiğim için kapamadım. Neden? Risk almak istedim. 5 senede bir kariyer değiştiririm ben. Nasıl yani? Tabii ben şimdi eczacılığın maşallah her şeyini yaptım. İlaç endüstrisinde çalıştım. Amerika'da hastane eczacılığı. Siz Amerika'da vardınız zaten eczacılık geçmişiniz. Tabii ben orada okudum. Hem Amerika'da okudum hem Türkiye'de okudum. İlk liseyi bitirdikten sonra oraya gitmiştim zaten eczacılık okumaya. Dolayısıyla şimdi de bakalım eğitim ayağında neler yapabiliriz. Ama eczacılıkla alakalı yine eğitim ayağında. Tabii tabii eczacılık ağırlıklı. Şimdi bir şey ne? Kariyer Pharma. Amerika'da bir şirket kurdunuz bu eğitim için. Aslında Türkiye'de kuruldu. Öyle mi? Amerika'daki bir üniversite ve enstitü ile Türkiye'deki bir üniversitenin ortak protokolü bu. Ben arada köprüyüm. Yani ne yapıyoruz? Biz şimdi artık eczacılık fakültesi kontenjanları arttığı için ve biliyorsunuz eczane açma yasağı da geldiği için değişik alanlar ne yapabiliriz diye düşünürken benim Amerika'da eczacılık okurken aldığım bir profesyonel sertifika programı vardı ilaç endüstrisine hazırlayan. Ve o program sayesinde ben hemen ilaç endüstrisinde bir eczacı olarak kendime yer bulmuştum ve basamakları da o şekilde atlamıştım. Yani ne oluyor? Ne yapabiliyoruz? Eczacılar artık ilaç endüstrisinde iş bulabilecek. Yani? Profesyonel sertifika programlarımızda ilaç endüstrisine profesyonel yöneticiler yetiştiriyoruz. Kimyager gibi mi? Hayır. Herhangi bir alanda çalışabilirler. Arge'de çalışabilirler, Arge yönetiminde, insan kaynaklarında çalışabilirler, pazarlama, stratejik pazarlama benim olduğum bölüm örneğin oydu. Orada çalışabilirler. Dolayısıyla eczacılara bir kapı açıyoruz aslında. Eczanenizden çıkın. Dışarıda başka alanlarda var diyoruz. Şimdi buraya bir virgül koyalım. Niye eczacıları dışarı eczaneden dışarı çıkarmaya çalışıyorsunuz? Çok fazla. Benim zamanımda 7 eczacılık fakültesi vardı biliyorsunuz. Evet. Şu anda 39'a dayandı. Çok fazla mezun veriyoruz. Bir de herkes eczane eczacısı olmak zorunda değil. Bunu kırmamız lazım. Herkes ticareti becermek veyahut sevmek zorunda da değil. Dolayısıyla dedik ki eczacılık çok geniş bir alan, bembeyaz bir alan. İçinde besin analizi var, gıda var, kozmetoloji var biliyorsunuz, bitkisel tedaviler. Bunlar hepsi eczacılığın bilim dalları. Neden sadece eczanede kalalım? Ki eczanede kalmak isteyenler içinde yine hasta odaklı profesyonel eczacılık programı getirdik. Amerika'daki programı Türkiye'ye getirdik. Şimdi eczacılarımıza kısa programlarla kendilerini geliştirmek isteyen eczacı arkadaşlarımıza bu programı veriyoruz. Tamam ama önce bu kişilerin bir kere eczacılık fakültesinde okuyor olması lazım. Doğrudur. Üzerine bunu. Evet, 4. 5. sınıf talebeleri katılmakla birlikte mezunlar da bu programa dahil olabilirler. Ayrıca ilaç endüstrisi sertifika programı tüm sağlık bilimleri fakültesi ve yine işletme, iktisat, ekonomi yani gönlü ilaç endüstrisinde olan her kişi başvurabilir. Tabii bunu bir üniversiteyle herhalde ortak yapıyoruz. Tabii burada, üniversiteyle ortak yapıyoruz. Verdiğimiz sertifika iki Amerika ve Türkiye Üniversitesi ortak. Birin Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Birin ile birlikte çalışıyoruz. Birin Üniversitesi. Adnan Hoca ile birlikte. Evet, Adnan Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Peki bir şeyi de veriyor musunuz Leyla Hanım? Bu eczacılara
yabancı dil eğitimi. Evet, mesleki İngilizcenin çok önemli mevcutta olduğunu zaten düşünüyorum. Şu anda eczacılık fakültelerinde evet bir şeyler var ama herhalde tabii. Bu İngilizce eczacılık fakülteleri de var, Türkçe eczacılık fakülteleri de var. Çok etkin değil tabii herhalde. Hepsinde yani. Bir İngilizce programı yani İngilizce öğretiliyor. Ancak bizimki mesleki İngilizce. Biraz daha yurt dışına açılabilsinler, yurt dışında yüksek lisanslar yapıp dönüp Türkiye'ye hizmet edebilsinler diye ve tabii ki sağlık bilimi olduğu için eczacılık bilim dallarını araştırabilsinler diye, dünyaya açılabilsinler diye İngilizce çok önemli olduğunu ben katıldığım her konferansta artı Birin Üniversitesi'ndeki öğrencilerimi aşılamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu daha kuvvetli hale getirelim diye çok özel, spesifik mesleki İngilizce kursumuz da yine sertifika altında, yine Kariyer Farma'da var. Fark ne? Amerika'daki eczacılıkla Türkiye'deki arasındaki fark ne? Hem kazanç açısından tabii. Hem yani vatandaşa, yani kişiye destek olma açısından çok büyük farklar var mı? Biz daha mı ilerideyiz, onlar daha mı? Aslında biz daha ilerideyiz. Çünkü bizde butik eczaneler var ve dolayısıyla bir zincirin parçası değiliz. Biz hastamızı birebir eczacı olarak eczanemizde ilgilenebiliyoruz. Orada çok önemli bir değer. Orada... Hayır, orada şöyle hem zincir eczaneler var. Yani bir yatırımcının firmasında eczacı çalışır. Veyahut bizim gibi butik eczaneler var. Ve son yapılan araştırmada da Türkiye'deki sistemin, yani eczacının sahibi ve mesul müdürü olduğu ve eczacılık yaptığı eczanelerin müşteri memnuniyeti bakımından çok daha yüksek oranda olduğu da ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye'de eczane eczacılığı açısından çok daha iyi bir yolda. O zaman Amerika'daki eczacılık bir anlamda yatırımcılık. Tabii, çünkü sizin eczacı olmanıza gerek yok Amerika'da eczane açıyor olmanız için. Sadece yanınızda eczacı çalıştırmanız gerekiyor. Türkiye'deki eczacılık fakültesi öğrencileri de çok şanslı aslında. Çünkü 5 senede eczane açabiliyorlar eczacı olup. Oysa Amerika'da bayağı bir yol var. 6-7 seneden önce eczacı olarak mezun olmadığınız gibi ayrıca bir de yine oradaki bir sürü prosedüre, eğitimlere, sınavlara girmeniz gerekiyor. Hangisi daha doğru size göre? Burada da hemen mezun olup da 2-3 yılda bir eczane açıp işte yüz binlerce, milyonlarca eczaneden biri mi olmak, yoksa hani oradaki gibi gerçekten biraz daha bu iş meşakkatli? Türkiye tek bir iyi tarafı var. Türkiye'de bizim nüfusumuza göre şu anda aslında milyonlarca eczane yok. Şu anki eczane sayısı 25 bin eczane, gayet makul bir sayı. Bütün dünyaya bakarsanız. 25 tane eczane, 25 bin, 25 bin eczane mi var? Tüm Türkiye'de, evet. Sen kişi başına fazla bir şey düşmüyor mu? 3500 kişiye bir eczane zaten sınırlaması geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kontenjanlarda artınca bence çok akıllıca bir şey yapıldı. Artık eczacılık fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız biz bir sene yardımcı eczacı olarak çalışacaklar. Ondan sonra kendi eczanelerini açabilecekler. Amerika'daki tek güzellik şudur. Fakülteden mezun olup eczacı olmaya çalışmaya devam ederken dahi kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu kısa kısa sertifika programlarını alırsınız. Bunlar size kredi olarak yansır, maaşınıza etkiler vesaire. Bizde ise bir kere eczanenizi açtıktan sonra böyle bir zorunluluk yoktur. Eğitim zorunluluğu. Gerçi artık gençler çok akıllılar, pırıl pırıllar. Kendilerini geliştirmek durumunda olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla yeni jenerasyon diyoruz. Yeni jenerasyon eczanelerini açtıktan sonra dahi kendilerini geliştirme yoluna gidiyorlar. Siz bu kariyer ve yaşam danışmanlığını da eczanelere mi yapıyorsunuz, yoksa daha mı farklı bir alana seçtiniz? Biz ilaç firmaları, üniversite öğrencileri, mevcut eczacılar, artı hiçbir sınırımız yok. Lisede okuyan öğrenciler de bize geliyorlar aileleriyle danışmanlık yapmak için. Çünkü çok önemli. Çocukların meslek seçimleri biliyorsunuz. Evet. Belli bir yaş, kariyerlerin en tepesindeki insanlar da geliyorlar. Evet, şimdi ben ne yapmalıyım diye. Çünkü biliyorsunuz İnsanlar belli bir kariyer seviyesine geldikten sonra yeni şeyler arıyorlar, yeni heyecanlar. Dolayısıyla yaş sınırımız olmadığı gibi meslek sınırımız da yok bu mesleki ve içsel danışmanlığımızda. Sorular geliyor, yorumlar geliyor. İşin gelir tarafı nedir eczacılıkta? Mesela siz şimdi bu yaşam danışmanlığını, kariyer danışmanlığını yaparken, ya evet bu işte para var kardeşim diyor musunuz? Yoksa hani bak şunu şunu yaparsan daha iyi para var. Yani neresinde asıl daha hem kendini biraz daha yetiştirip eğitip biraz daha hani gelir arttırabilirsin?
arttırabilirsin? İşte aslında ben bir örnek olmak adına eczanemi kapandım. Çünkü ben ilaç endüstrisinde kazanırken... Bir örnek mi? Hayır söyleyeyim ama işte örnek veriyorum. İlaç endüstrisinde çalışırken ben eczaneden kazandığım net gelirden çok daha yüksek bir net maaş alıyordum. Sanırım sorunuzu cevaplamıştır. Dolayısıyla bu eczane eczacılığı daha çok kazandırır. Yok ilaç endüstri... Böyle bir şey yok. Her şey emek ve çaba. Çok fazla eczanede biliyorsunuz asgari ücretin çok az üzerine netkarla ayakta kalmaya çalışıyor. Göreceli bir şey. Bazıları iş yerlerinin sahibi olmak istiyorlar. Bazıları kurumsal yapıda çalışmayı tercih ediyorlar. Bazıları da girişimci oluyorlar. Bence çok genç nüfusu var Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bunları işlemeliyiz. Ve gerçekten girişimci olsunlar diye, daha değişik alanlara girsinler diye zorlamalıyız. Eczacılığın bilişim tarafı var, dijital tarafı var, bir sürü alanı var. Neden sadece eczanede eczacılık yapsınlar? Ki söylüyorum ben ilaç endüstrisinde çok daha yüksek maaşla çalışıyordum. İlaç endüstrisi daha mı farklı Mina Hanım? Yani bu şeyden orada bir ufuk daha mı geniş kariyer açısından? Tabii çünkü gelişime açık bir yer. Siz pazarlama bölümünde başlayıp daha sonra insan kaynaklarında bulabilirsiniz kendinizi. Veyahut satış ekibindesiniz ama bir bakmışsınız o firmanın stratejik pazarlamalar direktörü olmuşsunuzdur. Ayrıca yabancı diliniz hep güncel kalır çünkü yurt dışına seyahatler vardır. Türkiye'nin en iyi hekimleriyle birlikte tanışma, görüşme fırsatlarınız vardır. Yani sistemin içinde olursunuz, gelişmeleri takip edersiniz. Dolayısıyla ilaç endüstrisi çok eğlenceli, çok güzel. Ben 10 sene çalıştım Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç endüstrisinde. Türkiye'de başlamıştım, orada devam ettim. Benim en güzel yıllarımdı. Açıkçası ben eczane içinde biraz da sıkıldım diyebilirim çok dürüstçe. O yüzden belki işte bu arada kitaplar yazdım, öğretim görevliliği yaptım, bir şeyler yaptım. İki tane mi kitabınız var? 5 kitabım var, maşallah. Elimizdeki son ikisi. Limitsizde Ala. Evet. Ne bunlar? Ala kişisel gelişim tadında biraz aşktan da bahsettiğim aslında şiirler ve sözler kitabı. Limitsiz de kişisel gelişim kitabı. İkinci kişisel gelişim kitabım Limitsiz. Ala da üçüncü şiir ve sözler kitabım. Bu 3K eğitim modeli ne? Onu uyguluyorsunuz galiba. Evet. Farklı bir eğitim evet, modeli. Evet tabii ki. Patentli bir eğitim modelidir bu. Kişisel gelişimle kariyer yollarını ve kapılarını aralama ve karar vermedir. Dedim ya girişimciler yetiştirmemiz lazım. Teşvik etmemiz ve motive etmemiz lazım. Dolayısıyla diyelim lise talebesi bize geldiğinde biz sohbet ediyoruz. Eğer o çocuk matematik fen sevmiyorsa ve bambaşka bir şeyde gönlü varsa biz onun öncelikle kişiliğini analiz ediyoruz. Daha sonra çocuğa bir yol çiziyoruz. Biliyorsunuz bizde işte mesleği olsun bileziği olsun kavramı var. Oysa belki o çocuk voleybola çok kabiliyetli ve dünya çapında bir voleybol oyuncusu olacak bilmiyoruz. İşte biz bunları çıkartıyoruz. Neden o mesleğe girmek istediğini algılamaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da teşvik ediyoruz hem aileleri. Hem şu anda üniversite öğrencileri, örnek bana staja gelen öğrencilere ben bu eğitim programını uyguluyordum. Eczane açacağız diye gelen eczacı, stajyer öğrencilerim. Şimdi ikisi hastane eczacılığı yapıyor, uzmanlık sınavına hazırlanıyor klinik eczacı olmak için. Bir tanesi yüksek lisans yapıyor, akademisyen olacak. Bir diğeri de ilaç endüstrisine koşuyor. Dolayısıyla bu program aslında sizin içinizdeki tutkuyu 3K ve hakikaten evet 3K eğitimi ne yapmak istediğiniz çıkıyor. Ve Türkiye'de bir ilktir bu program. Üniversitemizde de kullanılıyor. Oradaki eczacılık fakültesi öğrencileriyle de açıkçası sıkça bu kişisel analizleri konusunda görüşüyoruz, yapıyoruz. Mesela ben buradan çıkıp şu anda oraya konferansa gideceğim. Ve onları eczacılığın dışındaki alanlara teşvik edeceğim bu sistemle. 3K ne demek? Herhalde bu bir şeyin kısaltılmışı tabii, değil mi? Tabii kişisel gelişim ile kariyer kapılarını aralama ve karar verme eğitim programı. Yeni mi Türkiye'de uygulanıyor? Türkiye'de ilk kez. Amerika'daki üniversite. Amerika'dan yine buraya şey yaptınız. Aynen. Kariyer Farm altında bir üniversiteyle birlikte Türkiye'ye ilk getirdik. Adnan Bey biliyorsunuz gelişimleri çok açıktır. Evet. Sağ olsun. Hemen olayı kavradı ve çok iyi de sonuçlar alıyoruz. İyi de açıkçası geri bildirimler alıyoruz. Çünkü insanları zoraki eczacı oldun, eczane aç diyen buradan ailelere de sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza baskı yapmayın. Gerçekten eczane dışında inanılmaz imkanlar var. Çocuğunuz çok başarılı olabilir ve gurur duyarsınız sonunda. Eczacılıktan son bir soruyla kapatayım. Eczacılıktan mezun olan gençlerin yüzde kaçı ilaç firmaları ve diğer alanlarda
istihdam edilebiliyor? Böyle bir istatistik var mı? Eminim var. Sizin tahmininizle ama benim tahminim %70 eczane açmak istiyordur, açıyordur. Çok öyle düşünüyorum. Yani. Açmaya çalışıyordur. İşte şimdi bu yardımcı eczacılıkla falan süre uzatılacak. Bir kısmı şimdi SGK kamu çalışanı oldukça fazladır, öyle düşünüyorum. Rakamları bilmiyorum, yanıltmak istemem ama kurumlarda çalışan eczacı sayımız da çok. Şimdi bu eczacılar uzmanlık sınavı geldi. Müthiş bir şey. Klinik eczacılar ve fitofarmasistler yetişecek Türkiye'de. Dolayısıyla o da yeni bir istihdam alanı yaratacak. Ümit ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Eczane dışında eczacılar için bir yol var ve o yol çok ışıklı ve eğlenceli bir yol. O yüzden de ne yaptık? Bütün bu programları Türkiye'ye getirdik. Bilgi almak istedikleri sürece biz buradayız, bekleriz. Leyla'm çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Sağ olun. Ondan sonra kitapları da imzalamamışsınız. Hatırlatayım kısaca. Efendim az sonra tekrar huzurlarınızda olacağız.